Sevgili arkadaşlar, merhabalar, Mustafa Hoca ben. Bugün fonksiyonlarda uygulamalar konusuna başlıyoruz. Öncelikle grafik yorumlamadan başlayacağım. Fonksiyonların grafiklerini okumayı bu dersimizde biraz üzerinde durmuş olacağım. Daha sonra fonksiyonlarla alakalı biraz uygulamalar yapacağız. Şimdi arkadaşlar, soru üzerinde başlıyorum bu olayı anlatmak için. O merkezli dairesel pistin etrafında ok yönünde hareket eden araç. A noktasında bakın şöyle başlıyor. Ve bu daire üzerinde hareket ediyor sadece. A'dan harekete başlayıp tekrar A'ya gelene kadar geçen süre içinde O noktasına olan uzaklığının zamana göre değişimini soruyor. Arkadaşlar şimdi bakın birinci durumda bu çemberin merkezinin A noktasının buna olan uzaklığı çemberin yarıçapı kadardır. Yani R kadardır uzaklığı. Bu vatandaş belli bir süre hareket ediyor. Bakın şuradan şuraya gelsin atıyorum. Yine buraya gelmiş oldu araç. Yine buraya geldi araç. Şu birinci konum olsun. E ne oldu yine? Buraya olan uzaklığı yine çemberin yarıçapına eşit oldu. O yol uzaklığı bakın değişmedi. Aracı buraya getirdim arkadaşlar hareketli. Döndü. E ne oldu? Yine değişmedi. R. Dikkatinizi çekiyordur. Tekrar araç geldi. Döndü, 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 döndü. Buraya geldi B noktasına. Her noktası için uzaklığı ne kadar? R kadar. Yani sabit oldu gördüğünüz gibi. Bakın araç buraya geldi. Buraya kadar olan uzaklığı ne oldu? Yine R oldu. Dikkatinizi çeksin. Araç tekrar şuraya geldi. Yani bu çember üzerinde nereye giderse gitsin sevgili arkadaşlar. Bu A noktasının yeri yani aracı A olarak ya da hareketliği A gibi. Bu A her zaman O'ya R'ye kadar olacak. Dolayısıyla bu bir sabit fonksiyondur. Tamam mı? Sabit fonksiyondur. Bakın şimdi grafiği incelerseniz bu artmış, bu azalmış. Olmaz. Biraz artmış, biraz azalmış. Olmaz. Sabit olacak. Yani D şıkkında olduğu gibi. Bakın bu ne yapmış? Artmış, sabit gitmiş, azalmış. Bu da olmaz. Bu artmış, azalmış ama biz hep sabit istiyoruz. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı D şıkkı olur. Buna adını ne diyoruz arkadaşlar? Sabit fonksiyon. Sabit fonksiyon. Düz bir çizgi olacak. Y eksenine, dik x eksenine paralel. Geçtik. Aşağıdaki dik silindir şeklinde boş kaba yukarıdaki musluktan sabit hızla su akıyor. Arkadaşlar şimdi buradaki bir dakikada bir su akıtırsa bir dakikada atıyorum bir su. 2 dakikada ne olacak? 2 su akıtacak. 3 dakikada 3 su akıtacak. Yani bu sabit bir şekilde orantılı olacak şekilde 1'de 1, 2'de 2, 3'te 3. Dolayısıyla bunun yüksekliği de ne olacak arkadaşlar? 1 dakikada 1 yüksekliğe sahipken 2. dakikada 2. yüksekliğe çıkacak. 3. dakikada 3 yüksekliğe çıkacak. 4. dakikada 4 yüksekliğe çıkacak. 5. dakikada 5 yüksekliğe çıkacak gibi gibi böyle gidecek. Dolayısıyla şimdi grafikleri incelediğiniz zaman bunun doğrusal fonksiyon olması lazım ve y eşittir x şeklinde gidiyor bakın. 1, 1'e 2 2'ye 3 3'e şeklinde y eşittir x şeklinde gidiyor. Şimdi grafikleri inceleyelim. Arkadaşlar şimdi grafiklerin üzerine yazıyorum. Bu grafiğin adı bu vatandaş artarak artan bir grafik. Bakın bir anda artıyor sonra artış devam ediyor. Tamam mı? Bu hızlı artış demek. Bu grafiğin adını yazıyorum. Hızlı artış. Hızlı artış. Bu grafik yavaş artıyor. Bakın. Önce ne yapıyor? Bakın küçük küçük ya gidiyor gidiyor. Sonra artmaya başlıyor ama yavaş yavaş artıyor. Bu ne? Yavaş artış. Bu grafikler önemli. O yüzden bu grafikleri tanımanızı istiyorum. Bakın arkadaşlar bu doğrusal artış. Yani anlamı şu. Birken bir, iki iken iki. Yani eğim sabit. Değişmiyor. Birinci durumdayken, ikinci durumdayken aynı orantıda gidecek. İşte bizim aradığımız grafik bu. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkı. Dolayısıyla yüksekliği doğrusal bir şekilde artar. Bu ne? Bu sabit yükseklik olmasını istiyor. Ama böyle bir şey yok. Devamlı yükseklik ne yapıyor? Yukarı doğru dolana kadar artıyor. Dolayısıyla en son ne yapacak? Bu silindir dolana kadar bu yükseklik artacak. Bu sabit fonksiyonun grafiği. E bu ne olmuş? Bakın bu azalan bir grafik. Bakın H'tan başlamış nereye gelmiş? Sıfırlamış. Bu azalan bir grafik. Azalan hatta doğrusal azalan bir grafik. Doğrusal azalan bir grafik. Bu grafiklerin de ismini
yazmış olduk. Meselemiz budur. Geçiyorum sevgili arkadaşlar. Şimdi bakın yine grafik okuma sorusu. İki tane hareketli var. Öncelikle bu hareketler arasında belli bir mesafe var. Yani bunlar arasında bir haş mesafesi olsun. Şimdi arkadaşlar bunlar ne yapıyor? Sabit hızlarla gidiyorlar. Birbirlerine doğru. Yani hareketliler buraya geliyor, 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 geliyor. Bu hareketli de geliyor, 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 geliyor. Bir yerden sonra bunlar ne yapacak arkadaşlar? Dikkat ederseniz her bu tarafa, bu tarafa gittikçe, bu da bu tarafa gittikçe aradaki mesafe sıfıra doğru yaklaşıyor. Bu araçlar birbirine de bu hareketler yaklaşıyorlar. E şimdi ne oldu? Şurada bir yerde bunlar karşılaştı. Yani aralarındaki mesafe sıfıra indi. Şimdi grafiğe bakıyorum. Aralarındaki mesafenin sıfıra indiği bir bu var, bir de bu var. Şimdi birinci durumdan gidip okuyorum arkadaşlar. Şimdi burada ne yaptılar? Buluştular. Önce bunların arasındaki mesafe ilk durumda buluştular. Yani buluşma durumu. Mesafe sıfır. Mesafe sıfır. Tamam mı? Daha sonra buluştuktan sonra aracın bir tanesi yoluna devam ediyor. Böyle gidiyor. Bir tanesi de böyle gidiyor. Belli bir zaman sonra ne olacak araçlar? Birisi şuraya gelecek. Birisi buraya gelecek. Aradaki mesafe ne olacak? Buluşmadan sonra aradaki mesafe tekrar buluşma gerçekleşti. Sıfır. Buluşmadan sonra mesafe artacak. Aradaki mesafe artacak. E şimdi grafikleri inceliyorum arkadaşlar. Şimdi birinci durumda dikkat ederseniz evet şu aralıkta aradaki mesafe azalıyor. Doğru. Ama şurada ne oldu? Sabit oldu. Böyle bir durum var mı? Yok. Gitti. Geliyorum. Aradaki mesafe sıfıra kadar indi. Ama burada belli bir zaman diliminde sabit kalmış. Hayır, bunlar hareketlerine devam ediyorlar beklemeden. Dolayısıyla bu böyle bir zaman dilimi yok burada. Bu da gitti. Yani bu şuraya kadar doğruydu ama şuradaki sabitlik işi bozdu. Elendi. Geldim C'ye. Bakın aradaki mesafe sıfıra doğru gidiyor. Geldi geldi. Sıfıra indik. E ne yaptı? Daha sonra buluştuk. Hemen buluşmadan sonra aradaki mesafe tekrar ne oldu? Eski konumuna geldi. Çünkü niye bu araç buradan B noktasındaki araç buraya geldi? A'daki araç da buluşmadan sonra buraya geldi. Aradaki mesafe yine H'a eşit oldu. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı C oldu. E bu niye olmaz hocam? Çünkü bu aradaki mesafe önce sıfırdan başlıyor bakın. Sıfırdan başlıyor bu artıyor. Biz artmasını istemiyoruz. Biz grafik okurken buradaki yolcular arasındaki mesafenin azalmasını istedik. Bu azalan bir grafikti. Azalacak, artacaktı. Bu da artan. Bakın bunları da yazalım. Azalan, sabit, artan. Yukarı doğru bakın. Azalan, sabit, tekrar artan. Ama biz ne istedik? Azalacak, artacak. Arttı, azaldı. No. Bu değil. Çünkü önce azalacak sonra artacaktı. O yüzden bu da gitti. Bu ne oldu? Arttı. Sabit. Ve azaldı. Bizim aradığımız grafik yine bu değil. Yani sorumuzun her türlü cevabı C şıkkı. İşte biz buna grafik okuma, grafik yorumlama diyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi analitik düzlemde grafiği verilen bir fonksiyon. Şimdi az önceki dillerle şimdiki anlatacağımız olayda artık fonksiyonlarda matematiksel işlemler olacak daha fazla. Bir fonksiyonun x eksenini kestiği noktalara fonksiyonun sıfırları veya kökleri denir. Grafikteki grafiğin x'i kestiği noktalar. Grafiğin x ekseni üzerinde kalan bölümlerine fonksiyon pozitif işaretlidir. Yani f(x) büyüktür 0'dır. Fonksiyonun x ekseninin altında kalan bölümlerde fonksiyon negatif işaretlidir. Dolayısıyla f(x) küçüktür 0 denir. Şimdi uygulayalım arkadaşlar. Bakın aşağıda eksi 5 ile 6 aralığını tanımlamış bir fonksiyon veriliyor. Şimdi ne dedik? 1. X eksenini kestiği noktalar arkadaşlar fonksiyonun kökleri veya sıfırları. Hemen ne oldu? Bakın şimdi f-4 0 doğru. F1 0 doğru. Burası çünkü 1 virgül 0. Burası 6 virgül 0. Burası da eksi 4 virgül 0. Yani f'de eksi 4 0'a götürdü. F6'da 0. Bunlar dolayısıyla ne oldu? Fonksiyonun kökleri oldu. Kökleri ya da sıfırları bir başka adı.
İkincisi sevgili arkadaşlar, grafik üzerinde şurada gösterdim. X80'inin üzerinde kalan X80 neresi? X80'i şurası. X80'inin üstünde kalan bölümler pozitif olacak. Bakın X80'inin üzerinde kalan şu bölüme dikkatli bir şekilde bakarsanız burası pozitif. Tamam mı? Şuraya bakıyorsunuz. Burası da pozitif. Altına bakıyorsunuz. X'in altında kalan bölümlerde negatif işaretli oluyor. Az önce söylediğimizin aynısı. Hemen okuma yapıyorum şimdi bakın. Eksi 4 açık aralık, 1 açık aralık. Çünkü niye açık aralık yaptı? Eksi 4'te 0. O yüzden burayı alamaz. 1'de de 0. Burayı alamaz. Negatiftir dediğimiz için eksi 4'te 1 aralığında negatiftir. Ne oldu? Eksi 5 ile 4 aralığında arkadaşlar pozitiftir. Eksi 5 dahil çünkü burada pozitif ama 4 0 olduğu, eksi 4 0 olduğu için bakın burayı açık aralık olarak yazdım. Sonra 1 ile 6 arası. 1 de dahil değil, 6 da dahil değil. Çünkü 1 ve 6 0. 1 6 aralığındaki bütün durumlarda fonksiyon pozitiftir. Bunların yazılımı şekli de aynı şekilde. Eksi 5 ile 4 aralığında. Şunun bir başka yazılım. Bakın şu birinci. Şöyle üzerine 1 koyuyorum. Birincinin bir başka yazılım versiyonu 1. İkincinin bir başka yazılım versiyonu. Yani bunu böyle de yazabiliriz Türkçe olarak veya matematiksel olarak da böyle simgeleştirebiliriz. Üçüncüsü de eksi 4 bir aralığında negatif ifadesini bu şekilde yazdık arkadaşlar. Şuradaki meselemizde üçüncü durum. Üçüncü durumu da bu şekilde yazabiliriz. Veya Türkçe olarak da böyle yazabiliriz, fark etmez. Şimdi uygulayalım yine. Bakın fx eşittir 0. Bu ne demek? Fonksiyonun sıfırlarını soruyor. Fonksiyonun sıfırları neydi? Grafiğin x eksenini kestiği noktalardı. X eksenini kestiği noktalar. O zaman arkadaşlar x'i kestiği noktalara bakıyorum şimdi. Bir şurada kesti. Şurada kesti. Şurada kesti. Burada aslında çift katlı kök diyeceğiz. Teğet durumlu olduğu için. Dolayısıyla ne oldu? Eksi 3, 1 ve 4. Farklı x tam sayı değerlerinin toplamını sordu. Topladık arkadaşlar. 5, eksi 3 daha. 2 olmuş oldu kıymetli gençler. Normalde bunun şurasını çift katlı kök olarak ileride alacağız. Bilginiz olsun. Geçtik. Eksi 4 ile 5 aralığında fx fonksiyonunun hangi durumlarda sıfıra eşit ve küçük olduğunu soruyor. Öncelikle sıfırlarını bulalım. X eksenini kestiği noktalar f-3, f2, f5. Dolayısıyla f-2 0, f arkadaşlar 2 0, f5 0. Bu değerleri bulduk. Bir de sıfırın altında kalan bölümler. Ne dedik? X ekseninin alt tarafında kalacak. X ekseninin altında şuralarda fonksiyon negatif değerlidir. X ekseninin altında şuralarda fonksiyon negatif değerlidir. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Birincisi, eksi 4'te fonksiyonumuz ne? Negatif. Aldım. Eksi 3'te 0. Şurayı bu arada ben niye eksi 3 yazmadım da 2 yazdım? Özür, şurayı düzeltiyoruz. Eksi 2 nereden geldi? Şurası 3 olacak. Bu arada başka tam sayı yok. Geldim. Buraya bakmaya gerek yok. Çünkü bu arada fonksiyon pozitif. X eksenin üstünde kaldığı için. Geldim 2 ile 5 aralığına. 2'de 0. 2'yi geçtim. 2'den sonraki negatif durum tam sayı olarak 3. Çünkü 3'ün karşılığı şurada bir yerde. Grafik üzerinde. Bakın negatife geldi. Şurada 3 var. Daha sonraki tam sayı değerimiz 4. Bakın 4'ün karşılığı da işte efendim şurada bir yerde. Yine negatif. Dolayısıyla 5'in zaten 0 olduğunu söylemiştik. Şimdi bir eksi 3 var. Bunu alacağız. Çünkü 0'a eşit olmasını da istiyor. Bu 1. 2'yi alacağız 2. 5'i alacağız 3. Eksi 4'ü alacağız 4. 3'ü alacağız 5. 4'ü alacağız 6. Bunları topla diyor. Şimdi toplayalım. Eksi 3 artı 2 5 eksi 4 3 ve 4. Arkadaşlar gidenler gitsin. Şu iki arkadaş gitti. Şu iki arkadaş gitti. 5 artı 2'den son durumda sonucumuz 7 olarak bulunmuş oldu. Bu kadar. Mesela diyor ki fonksiyon 2'den büyük 8'den küçük olmasını istiyoruz. Fonksiyonun değeri 2'den büyük 8'den küçük. Yani 2'ye eşit f eksi 3 arkadaşlar şurası 2'ye eşit olduğu durum.
F4 8'e eşit olduğu durum. Yani grafikte çalışma alanımız burası. Şu aradaki değerler için çalışacağız. Diğerleri bizi ilgilendirmiyor. Çünkü istediği durum bu. O zaman arkadaşlar buradaki x tam sayılarını soruyor. Birincisi 2'ye eşit olduğu için x eşittir 3 için eksi 3 için burası 2. Yani f eksi 3. Neyi verdi? 2'yi verdi. Yani x eşittir 3'ü alacağız. Eksi 3'ü alacağız. Daha sonra arkadaşlar bu aralıktaki tam sayılarımız eksi 2, eksi 1, 0. Bakın grafiğin bu arasındakilere gidiyorum. 1, 2, 3. 4'ü almayacağım çünkü burada 4'ten 4 yazınca 8 demiş ya, 8'den küçük olan bölümleri seçin diyor. Yani şurayı aslında tam olarak almayacağım. Yani bizim istenilen aralık şu aralığı soruyor aslında. O zaman ne oldu? Bakın şu aradaki x değerleri bunu sağladı. Eksi 2. Şöyle yazalım. Eksi 2. X eşittir eksi 1. X eşittir 0. X eşittir 1. X eşittir 2. X eşittir 3. X eşittir 4'ü alamıyorum. Şurası eşittir olmadığı için. Dolayısıyla kaç tam sayı değeri oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane tam sayı değeri olmuş oldu kıymetli arkadaşlar. Olayımız bundan ibaret işte. Gördüğünüz gibi. Bunların bu grafik üzerinde hep bir y karşılığı vardır. Normal şartlar altında. Bakın grafiği çizdim şöyle. Şu şekilde. Grafik üzerine getiriyorum. Daha sonra da bunları ne yapacaksınız? Y ekseniyle birleştireceksiniz. Yani şöyle olacak arkadaşlar. Böyle kalmayacak tabii bu. Bakın eksi 3'ün y'lik karşılığı 2. Bunun şuradaki karşılığı var. Burada da bir karşılığı var. Şunun karşılığı var. Tabii bu karşılıkları biz bilmiyoruz. Fonksiyonun denklemini bilmediğimiz için. Ama y'deki karşılıklarını grafik üzerinde bu şekilde gösterebiliriz. Geçtik. Şimdi diyor ki fx büyük eşittir 0. O zaman bir kere sıfırlarını bulmam lazım. Çünkü sıfıra eşit olduğu yerleri araştır diyor. X eksenini kestiği noktalardan bir tanesi eksi 3, bir tanesi 4, bir tanesi 8. Bakın şurada F8'de 0. Önce eksi 3'ü aldım, 4'ü aldım, 8'i aldım. Bunlar fonksiyonun sıfırları. Sıfırları, fonksiyonu sıfır yapan değerler. Sonra ne diyor? Fonksiyonun sıfırdan büyük olduğu durumlar. Yani bunun anlamı ne? X eksenin üst tarafı. Arkadaşlar X eksenin üstü nerede? Pozitif. Bakın şurada hepsi artı 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 artı. Bundan aşağı inemezsin. Çünkü x eksenin altına inme diyoruz. O zaman arkadaşlar burada eksi 3'ten sonraki ilk tam sayı eksi 2. Eksi 2 pozitif tarafta. Üst tarafı gösteriyor. Sonra eksi 1. Sonra 0 6 bakın burada. Daha sonra 1. Çünkü 1'in karşılığı yukarıda. Daha sonra 2. Daha sonra 3. 4'ü alamazsınız arkadaşlar. 4'ü alamazsınız çünkü 4 de 0. Dolayısıyla 1, 2, 3, 4, 5, 6 değer buradan geldi. 3 değer de buradan geldi. Şimdi bunları toplayın. Öyle diyor çünkü soru. Şu sıfırları toplarsam arkadaşlar şuranın toplamı ne geldi buranın toplamı? 12'den 3 çıktım 9. Bu cepte. Şuranın toplamından da ne geldi arkadaşlar? Gördüğünüz gibi eksi 2 artı 2'yi götürür. Eksi 1, 1'i götürür. Sadece burada 3 artı 0'dan ne kalır? Buranın toplamı da 3 olur. Yukarıdakiyle bunu toplamam lazım. Hepsini toplayacağım çünkü. Son durumda bütün hepsinin toplamı 12 yapmak zorunda. Yani buradaki sayıları tek tek toplayabilirsiniz. Fark etmez. İşte olayımız bundan ibaret sevgili arkadaşlar. Şimdi reel sayılardan reel sayılara y eşittir fx fonksiyonu grafiği verilmiş. Bakın dikkat ederseniz burada biz bu sefer fx artı 3'ü arıyoruz. Öncelikle arkadaşlar bakın şimdi lütfen dikkat, önemli bir noktaya geldik. Fx'i vermiş, fx artı 3'ü istiyor. Önce ben şuradaki sıfırları bir bulayım. Eksi 2, 0, şurası 0, şurası 5, şurası 7. Şimdi yazıyorum bakın. F'te eksi 2, 0. Bu 1. F'te 0, çünkü grafiğimiz fx, 0. F'te 5, 0. F'te 7, 0. Hocam verilen ne? X artı 3. Şimdi iyi seyredin. Çok basit bir noktayla olayı anlatacağım şimdi. F'te x artı 3. Bunun sıfır olmasını istiyorum değil mi? Şimdi gençler içerinin
eksi 2 olması durumunda sonuç sıfıra gidiyor. O zaman burayı eksi 2 yapan x değeri eksi 5'tir. Buraya eksi 5 yazarsanız fx artı 3'te içerisi f eksi 2 olur. Dolayısıyla f eksi 2'nin karşılığı nedir? Sıfırdır. Demek ki fx artı 3 fonksiyonunda x yerine eksi 5 yazarsanız burayı sıfıra getiriyormuş. Yine aynı olay bakın. Geldim fx artı 3 fonksiyonunda x yerine burayı sıfır yapmam lazım ya, içini sıfır yapmam lazım bu sefer. Ne yazmam lazım? Eksi 3 yazmam lazım. Eksi 3 yazarsam ne olacak yine? F sıfır olacak. F sıfırın sonucu sıfırdı. Demek ki bu da x artı 3'te içeriği sıfır yapan durum eksi 3'müş. Yine aynı olay. F x artı 3 fonksiyonunda. Bu sefer içeriği 5 yapmam lazım. Çünkü burada f5. İçeriği 5 yapmam için burada fx artı 3 üzerine bastırarak söylüyorum. 2 değerini vermeniz lazım. fx'te değil bakın. fx artı 3'te 2 değerini vermeniz gerekiyor. Dolayısıyla fx artı 3 fonksiyonunda eksi 5, eksi 3, 2 değerleri 0 yapıyormuş. Son olarak arkadaşlar fx artı 3 fonksiyonunda içeriği 7 yaparsanız sonuç 0'a götürüyormuş. Demek ki 7 olması için de buraya ne eklemeniz lazım? 4 eklemeniz lazım. İşte x'in eksi 5, eksi 3, 2 ve 4 değerleri için fx artı 3 fonksiyonu 0 oluyormuş. Kaç tam sayı oldu arkadaşlar? 1, 2, 3, 4. Bunları da toplayalım şimdi. Eksi 5 artı eksi 3 artı 2 artı 4. Eksi 8 ile 6'yı toplarsanız son durumda cevap eksi 2 olarak bulunmuş olur. Lütfen bu cümlemi unutmayın. Fx ile fx artı 3 başka fonksiyonlar. Bunun normalde ileride dönüşüm ötelemelerde grafiğini çizeceğiz. Geçtik. Bakın bu sefer de fx artı 2 fonksiyonunu vermiş. Fx artı 2 fonksiyonunu. Eksi 5. Bu fonksiyonun sıfırlarını buluyorum. Eksi 1, 3, 6. Arkadaşlar şimdi lütfen önemli bir ayrıntıyı anlatıyorum. Dikkatlice dinleyiniz. Şurada x yerine eksi 5 yazarsam bu fonksiyonda sonucu sıfıra götürür. Şöyle yapıyorum o zaman. F x artı 2'de sonucu sıfıra götüren durum bu grafiğinde kendisinde x yerine eksi 5 yazacağım. İçeriği eksi 5 yapmaya uğraşmıyorsunuz bakın. Çünkü bu fonksiyonun grafiğinde x'te ne yazılmış? Eksi 5. Şuraya eksi 5 yazarsam bunun anlamı ne olur arkadaşlar? F'te eksi 3 0 olur. Buraya kadar problem var mı? Bu da fx'in kendisidir zaten. Hatta şöyle yapalım. Şöyle daha güzel olacak. F x artı 2 de sıfırlar. Şöyle bir şey çekelim. F x de sıfırlar. Üstüne yazalım. Bakın burada eksi 5 yazarsam buranın tamamı ne oldu? Eksi 3. Demek ki burada eksi 3 olması gerekiyormuş. Sonra geldim arkadaşlar. Yine f x artı 2. Bir sıfırı daha var bakın şurada. X yerine eksi 1 yazacağım. Burası f x. Sonra bir tane daha var. Bunları önce yazayım. Şunu bir çektik. Daha sonra şunu yazdım. Son olarak bir tane daha var. 6 için. Buradan da ne geldi arkadaşlar? Diğeri geldi. Şimdi bulalım. Burada ne yazacağım? fx artı 2 de eksi 1 yazacağım. Bu içerisi ne oldu? 1 oldu. Demek ki burası 1. fx artı 2 de ne yazacağım? 3 yazacağım. 3 artı 2 5. Demek ki burası 5. fx artı 2'de ne yazacağım? 6 yazacağım. 6 artı 2 8. Demek ki burası 8. Yani zaten fx'teki 8'leri sor diyor. Bunların toplamını sordu arkadaşlar. Eksi 3. Şunların toplamını soruyor bakın. Bu fonksiyon için. Artı 1. Artı 5. Artı 8 oldu. 8, 13, 14, 3 çıktı. Cevabım 11 olarak bulunmuş oldu kıymetli arkadaşlar. İşte olayımızın rengi budur.